Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Araf'ta açan güneş. Bölüm 19. Ali bir hışımla karısını çekmiş ve bağırmıştı. Yuman, sus artık. O değil, biz yaptık ne yaptıysak. Ama Ali ya, Zülal bir... Tek bir kelime bile etme, yeter. Git kızını bekle kapıda ama konuşma. Tam bu sırada kapı tekrar açılmış ve Metin Bey dışarı çıkmıştı. Sakin olun, Zülal iyi. Biraz yorucu bir konuşma olmuş onun için ama sakinleşti, uyuyor şu an. Nakil için yarını beklemeliyiz, bu şartlarda yapamayız. Şu an her ikisi için de tehlikeli olur bu. Siyabent baştan beri sessizliğini korurken, Senem hadi bahçeye çıkalım, biraz sen de sakinleş, bak iyiymiş. Senem başını salladı ve çıkışa doğru yönelmişken onu duydu tekrar. Kızım iyi ki geldin. Senem dönüp baktı ona, babasına. Zülal'in anlattıkları kafasını allak bullak etmeye yetmişti bile. Bir şey demedi, sadece başını sallayıp yürümeye devam etti. Bahçedeki boş bir banka oturan ikiliden Siyabent elini tutup konuştu. Güzelim iyi misin? Anlatmak ister misin bana ha? Senem ona bakıp olumsuz anlamda kafa salladı. Başını omzuna yaslayıp ellerini tutan ele daha sıkı tutundu. Beni biliyormuş Araf. Kim olduğumu, nerede yaşadığımı, her şeyimi biliyormuş. İçerideki kız bana babamı savundu biliyor musun? İçerideki kız annesinin suçu olduğunu söyledi. İlk defa bu kadar canım yandı. Senin gölgende yaşadım bunca zaman dedi. Senin ne suçun var ki? Haberin bile yoktu bunlardan. Olmalıydı ama. Bak o beni öğrenmiş ve araştırmış. Defalarca kez karşılaşmışız. Aile olabilirdik dedi bana. Babamdan bir kere daha nefret ediyorum şimdi. Asla affetmeyeceğim onu. Asla. Ve Zülal'i yalnız bırakmayacağım. Onun bir günahı yok. Deyip cebinden çıkardığı zarfı Siyabent'e uzattı. İçinde ne olduğunu biliyordu. Okur musun? Siyabent ikiletmeden açtı ve sesli bir şekilde okumaya başladı. Bugün günlerden sendin baba. Bugün tamamen vazgeçtim bizden. Uğruna döktüğüm gözyaşlarım, çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden. Olur da bir gün varlığından şüpheli olduğun vicdanın dile gelip konuşmaya başlayınca, ayakların seni bana doğru getirirse af dilemek için sakın gelme. Defalarca yüzüme kapanmasına rağmen her zaman sana açık olan o kapı var ya artık kapalı. Kendi hayatıma devam edebilmek için kapattım o kapıyı. Yalanı yok, canım çok yandı senden ötürü. Ama varlığına inandığım ilahi adalet, döktüğüm her gözyaşının hesabını elbet soracaktır döktürenden. Bir kapı kapanır, diğeri açılır derler. Sana kapattığım o kapıyla birlikte kendime bir kapı açtım. Sana olan öfkem de varsay ki kapının dışındaki tozlar olsun. Bu yemin kendime sözüm olsun. Seni hayatımdan süpürdüğüm gibi o tozları da süpüreceğim. Her kışın sonu bahardır. Güneş elbet bana da doğacak hissediyorum. Hem de öyle bir doğacak ki acıdan kavrulan bedenim güneşin sıcaklığıyla yoğrulacak. Geçmişimin öfkesi ve pişmanlığı geleceğimin umudu olacak. Geçmişi düşünürken sıkışan kalbim, geleceğe bakarken kuş gibi hafif şimdi. Pişmanlık yerini umuda, karanlık yerini aydınlığa bırakıyor. Senin baharında bitecek bir gün, benim baharım senin kışın olacak. Aldım elinden oyuncağını. Sen geleceksin diye umutlanan saf yok artık. Kendimin ipleri tamamen benim elimde artık. Ne bana ulaşıp oynatmaya iznin var artık, ne de benim üzerimden ulaşmaya çalıştığın asıl amacına. Anlayacağın oyun bitti baba. Ama acı olan tarafı ne biliyor musun? Sen kaybettin ama ben kazanamadım. Başın sağ olsun. Kızın 15 yıl önce sen bugün öldün baba. Senem Çağlayan. Ali bankın tam arkasında onları duyuyordu. Gözlerinden akan yaşlar yüzünü yıkarken aniden çıktığı hastaneye geri gitti. Durmadı önce doktorun odasına gitti. Biraz konuşup ardından karısını da alıp çıktı hastaneden. Senem ve Siyabent ne kadar oturdular o bankta bilinmezken bir hemşire gelip Metin Bey'in onlarla görüşmek istediğini söyledi.
Ayaklanıp hastaneye girdiler. Doktorun odasına gelince Metin Bey onları ayakta karşıladı. "Buyurun oturun lütfen." "O iyi mi?" "İyi, merak etme. Sadece seni korkuttuğu için üzgün biraz." "Nakil ne zaman olacak?" "Ben de onu konuşmak istiyordum seninle." "Tahlil sonuçların geldi. Gayet sağlıklısın. Sabah saat 9'da ameliyata alınacaksınız. Şimdi bilgi verdim. Yatışın yapılacak." "Her şey normal demiştiniz. Neden yatış yapıyorum?" "Şu an altın değerindesin çünkü. En ufak bir aksilik işimizi bir hafta ileri atabilir ve emin ol bu şu süreçte en son isteyeceğimiz şey olur." "Tamam, öyle olsun bakalım. Başka bir şey yoksa çıkabilir miyiz?" "Tabii, odan hazır. Sabah görüşürüz." Doktorun sözleriyle kendisi için hazırlanan odaya gelmişlerdi. Senem Siyabent'e dönüp, "Sen otele geç, burada kalmana gerek yok." "Olmaz öyle şey, ben de buradayım. Bir an bile yalnız bırakamam seni." "O kadın ne yapacağı belli olmaz. Ya tekrar sana sataşırsa?" Senem gülümsedi. "Merak etme, kendimi korurum. Olmadı ararım, uçarak gelirsin yanıma." Siyabent de güldü bu sözlerle. Sonra elini tutan ellere ve gülen gözlere çevirdi bakışlarını. "Bazen sabrına hayran kalıyorum, biliyor musun? Hani sen beni sevdin ya, ben sanki tekrar hayata döndüm. Sen benim diğer yarımsın. Ben eksiktim, sen tamamladın. Seni seviyorum Araf." Siyabent gözlerinin içine kadar güldü. Şükretti içinden böyle bir kızı hayatına sokan Allah'ına. "Ben de seni çok seviyorum güneşim." Senem giden adama camdan el sallamış ve biraz dinlenmek için yatağına uzanmıştı ki çalan telefonla doğruldu. Ekranda gördüğü isimle gülümsemesine engel olamadı. "Alo Viyan." "Canım, ben merak ettim de nasılsın?" "İyiyim, bu kadar yoğun arasında beni aradın bir de." "Saçmalama Senem, tabii ki arayacağım. Arkadaşımsın benim." "Ne zaman ameliyat?" "Yarın sabah 9'da olacakmış." "Nasıl hissediyorsun peki? Korku var mı?" "Korkmalı mıyım doktor? Ölmem değil mi? Daha çok gencim." Senem karşı taraftan gelen nefes alışverişlerini duyunca gülümsemesi daha da genişledi. Yan kızmaya başlıyordu. İşinde çok ciddi biri olurdu. Hatta okuldayken ona takılır. "Allah senin hastalarına sabır versin. Hiçbir şeyden değilse ciddiyetinden bıkarlar" demişti. "Her ameliyat önemlidir ve az da olsa riski vardır. Ama sen korkma, strese girme sakın. Bunlar ameliyatta olmaması gereken şeyler. İyi şeyler düşün." "Şaka yapıyorum Yan. Çok şey oluyor, benim dışımda gelişen şeyler var. Şu işler bir bitsin de buluşup konuşalım." "Ben de çok isterim. Gelmeyi de çok istedim, yanında olmayı da. Ama biliyorsun, işler bazen elinde olmayabiliyor." "Beni bırak artık. Sen ne yapıyorsun? Mardin'de çalışmak iyi geldi mi sana?" "Aslında iyiydi ne kadar. Bir manyak musallat oldu, düşmüyor yakandan." Senem gülerek konuşmasını sürdürdü. "Oo, manyaklar falan. Yanın yörüngesine biri takılmış desene." "Yok öyle bir şey ya. Kendini bir şey sanan bir ağ bozuntusu sadece. Buluştuğumuzda detayları alırım senden." "Tamam, anladım. Sen gayet iyisin. Şakalarım ve sana iyi günler diler. Hastalarıma dönerim." İyi insanlar biriktirmek gerekir bu dünyada ve Senem o şanslı insanlardan biriydi. Yan her anlamda ona iyi gelen bir dosttu. İyi bir dinleyici, ilgili bir yol göstericiydi. Senem bu işleri yoluna koyup onu ziyaret etmeyi aklına yazıp biraz uyumak için gözlerini kapattı. Siyabent hiç istemediği halde zorla otele gelip arabadan indi. Tam döner kapıdan gelecekken çalan telefonuyla duraksadı. Arayan Rüzgar'dı. Urfa'da otelin başında o vardı şu an. İnşallah bir aksilik olmamıştır diye dua ederek açtı telefonu. Nazlı lobideki koltukta oturmuş düşünceli bir şekilde kahve içiyordu. Saat akşam 8'di ama herkes odalarına çekilmiş dinlenmek istemişlerdi. "Ne düşünüyorsun kara kara?" Nazlı birden duyduğu sesle yerinde sıçradı. "Vedat, ödüm patladı ya. Ne diye ses vermeden geliyorsun?" Vedat sevdiği kızın yanına oturup ellerini tuttu. "Seni korkutmak istemedim ama dalmışsın sevgilim." "Hayırdır, neye takıldı senin o güzel aklın bakalım? Bilmesem beni hiç özlemedi diyeceğim." "Saçmalama, öldüm orada seni özlemekten. Sadece ablamı merak ediyorum. Basit bir işlem de olsa ameliyat olacak sonuçta." "Korkma, riski yok denecek kadar az bir ameliyat bu." Vedat biraz daha yaklaşıp sarıldı Nazlı'ya. "Demek çok özledin beni, öyle mi?" Nazlı bulunduğu konumu sevmiş gibi o da sardı kollarını sevdiğim dediği adama. "Hem de çok." Vedat daha fazla dayanamayıp bir anda dudaklarına yapışmıştı. Nazlı ilk defa böyle bir şey yaşamanın şokuyla birden gözlerini kocaman açmış ama daha fazla dayanamayıp kapatmıştı gözlerini. Ta ki en çok korktuğu sesi duyana kadar.
Bobby çınlamıştı adeta kükreyen bu adam karşısında. Vedat! Vedat! Siyahbent gördüğü şeyin kötü bir rüya olmasını diledi o an. Dostum, kardeşim dediği adam kız kardeşini öpüyordu. Kendisine korkuyla bakan kardeşini es geçip onun yanındaki adama yöneldi. Ve bir anda salladı yumruğunu suratına. O anda lobide bir çığlık duyuldu. Vedat hiç beklemezken suratına inen sert darbe ile geriye doğru sendeledi. Siyahbent tam ikinci yumruğu atacakken kolundan tutulmasıyla yan tarafına döndü ve kolunu tutan kardeşini bir hamlede geriye itti. Nazlı abisinin gözünde gördüğü şeyle daha da çok korktu. Ve kulaklarına çalınan buz gibi sesle titremesine engel olamadı. Hemen odana çık. Abi bak lütfen açıklayalım. Siyahbent ellerini saçlarının arasından geçirip bu kez fısıltıyla ''Neyi açıklayacaksınız lan? Beni nasıl mal yerine koyduğunuzu mu?'' Bu kez Vedat'a dönüp devam etti. ''Sana kardeşim dedim. Beni sırtından vurmayı seçtin. Abi bak bir... Sana odana çıkmanı söyledim. Anlamadın mı?'' Nazlı Vedat'a baktı. Onun gözlerini açıp kapatmasıyla başını sallamış ve odasına doğru lobiden çıkmıştı. Siyahbent tekrar ona döndü. Acıyla baktı karşısındaki adama. Resmen sırtından vurulmuş. En çok güvendiği yerden yara almıştı. Etrafta onları izleyen birkaç kişiyi fark etmesiyle Vedat'ın sesini duydu. ''Dışarıda konuşalım Siyahbent. Açıklayacağım.'' Siyahbent öfkeyle arkasını dönüp dışarı çıkarken Vedat da onu takip ediyordu. Otelin arkasına doğru yürüyüp boş futbol sahasına girip elindeki anahtar ve telefonu yere atarak ona bir yumruk daha savurdu. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Vedat karşılık vermedi, öfkesini kustun istedi. Bugünün yaşanacağını zaten biliyordu. Sadece bu kadar erken olmasını beklemiyordu. Siyahbent bir karşılık görmedikçe daha da deliriyor ve öfkeyle saldırıyordu. Her darbesinde ''Nasıl lan nasıl yaparsın?'' diye bağırıyordu. En sonunda da attığı yumruk Vedat'ın karnına gelmiş ve onu yere düşürmüştü. Siyahbent o an durup yerdeki adama baktı. Bu hayatta en çok güvendiği adam hayatını, ailesini ve hatta sevdiği kadını bile gözü kapalı emanet ederim dediği adam onu sırtından vurmuştu. Sesindeki acıyla yerden doğrulan adamın yanında durdu. ''Sana gözüm kapalı güvenmemi bu şekilde mi kullandın?'' Vedat biraz sakinleşmiş olduğunu varsayarak ayağa kalktı ve söze girdi. ''Kardeşim bak haklısın. İlk sana söylemem gerekiyordu. Ama yapamadım işte. Kendime itiraf etmem bile uzun zamanımı aldı.'' Siyahbent öfkeyle bağırdı. ''Ulan benim kardeşim, o senin de kardeşindi. Ya da ben öyle sandım. Çocuk oğlu mu daha? Peki sana ne demeli?'' ''Sana söylemedim. Evet haklısın ama onu sevdiğim için özür dilemeye niyetim yok. Hem ne çocuğu, 19 yaşında o.'' Siyahbent bir kez daha saldırdı bu kez. ''Kardeşimden uzak duracaksın Vedat. Ben bıraksam ki öyle bir niyetim yok, Nazlı bırakmaz. Ulan delirtme beni, çocuk lan o daha. Nesini bırakmaz? Gittiği okulda birini bulacak elbet. Vazgeçecek. Hayranlıkla aşkı karıştırma Vedat. Onunla olmaz.'' Bu kez Vedat durmamış ve saldırmıştı. Bu adamın öfkesi dinecek gibi değildi. Aksine son sözleri onu da çileden çıkarıyordu. Siyahbent aldığı darbeyle daha da hiddetlenip saldırınca kavga büyümüş ve boş sahada sesler yükselmişti. Biri seviyorum bırakmam derken diğeri vazgeçeceksin diyordu. Sonunda ikisi de yorulmuş. Yüzleri kan içinde yere düşmüştü. Siyahbent o an tekrar Vedat'ı duydu. Hayranlık aşka dönüşür. Bunu sen de biliyorsun. Siyahbent yan tarafında yerde yatan adama çevirdi bakışlarını. Kaşların çatınca devam etti Vedat. Senem'in hislerini ilk öğrendiğinde basit bir hayranlık demiştin. Şu an ne haldesiniz bir bak. Onsuz nefes alamıyorsun. Gözleri dolsa memleketi yakacak haldesin. Aynı şekilde ben de seviyorum onu. Nazlı da beni seviyor. Siyahbent ayağa kalkıp hala yerde yatan adama baktı. Ona da elini uzattı ve ayağa kalktılar. Ne yaşadığımızı en iyi sen biliyorsun. Parçalayacaksın onu. Yapamaz Vedat, kaldıramaz Nazlı. Yakarsın, yıkarsın onu. Kardeşim, ben sen değilim. Nazlı da Senem değil. Biz farklıyız. Aynı şeyleri yaşamamız için de bir sebep yok. Onu üzersem, deyip cebindeki mermiyi dostunun avucuna bıraktı. Bu kurşunla tam kalbimden vur beni. Siyahbent karşısındaki adamın gözlerine baktı. Fazlasıyla ciddi ve kendinden emin duruyordu. Sıkıntıyla bir elindeki mermiye bir etrafına bakınca havanın aydınlanmaya başladığını gördü. Kaç saattir bu haldeydiler? Kolundaki saate bakmasıyla 6 olduğunu gördü.
ve bir anda koşarak kendilerine gelen abisiyle başını o tarafa çevirdi. Siyabent, hemen hastaneye gidiyoruz. Haber geldi, kaza olmuş. Siyabent bir an nefessiz kaldı ve dilinden onun adı döküldü. Senem mi? Rıdvan daha da yaklaşıp karşısındaki iki adama baktı. Ne zorları vardı da bu hale gelmişlerdi? Siyabent tekrar ama bu kez daha yüksek sesle sordu. Abi Senem mi? Hayır, Ali ve karısı. Kaza olmuş, uçurumdan uçmuşlar. Hastaneye gidiyoruz. Kızların ikisi de bilmemeli. Siyabent duyduklarıyla abisini takip ederken arkalarından gelen Vedat'a dönüp bu konu daha kapanmadı Vedat. Şu işler bir bitsin. Urfa'ya döndüğümüzde bu konuyu konuşacağız sizinle. Vedat başını sallayıp hızlandı. Şu an önemli olan Senem ve kardeşiydi. Ameliyat öncesi bu haber her şeyi tersine çevirirdi. Arabaya bindiler, hızla hastaneye sürdüler. Senem huzursuz geçen bir geceden sonra açtı gözlerini yeni güne. Dün gece o kadar saçma rüyalar görmüştü ki bir an hiç bitmeyecek sanmıştı bu gece. Yatağından doğrulup saate baktı. Henüz saat 6'ya yeni geliyordu. Lavaboya gidip elini yüzünü yıkadı ve cama yaklaştı. Gün bile kasvetli geldi ona. İçinde çöreklenmiş olan sıkıntıya anlam veremedi. Cama biraz daha yaklaşıp yeni doğan güneşin kızıllığını izledi bir süre. Defalarca kez gelmişti bu şehre ama hiç bu kadar uzun süre kalmamıştı. Halbuki daha bir gün anca bitmişti. Ne büyük ironi dedi içinden. Burada doğmuş ama memleketine yabancıydı. Manzaraya dalmış bakarken hastane önündeki acı ambulans sesiyle bakışlar orayı bulmuş, birden açılan kapıyla yerinde sıçramıştı. Arkasını cama dönmüş, karşısındakilere bakıyordu ki sonunda sesi kendini bulmuş ve konuşmuştu. Buse, bu ne heyecan ya, ödümü patlattın. Ardından kapı biraz daha açılmış ve halası, nenesi, abisi, Çağrı, Deniz ve Nazlı da içeri girmişti. Hepiniz birden ne oluyor ya? Bir şey yok kızım, duramadık orada geldik. Hayır yani gidelim istiyorsan söyle Senem. Senem Deniz'e bakıp gülümsedi. Hepinizi birden bu saatte görünce şaşırdım. Daha çok erken değil mi? Bunları söylerken gözleri Siyabent'i aradı. Sonra Nazlı'nın gözlerinin şişmiş ve kızarmış olduğunu fark etti. O an aklına gelen Vedat'ın da yokluğunu fark etmiş oldu. Gel kızım otur şöyle bir. Korkmuyorsun değil mi? Senem daha yeni kalktığı yatağa tekrar oturup. Yok Feyruz Sultan, neden korkayım ki? Siyabent ve Vedat ise acilin önünde ambulanstan indirilenlere baktılar. Hüma hastane yolunda hayata gözlerini yummuştu. Ali ise ağır yaralı olarak ameliyathaneye alındı. Aradan geçen 2 saatin sonunda Senem artık dayanamamış ve sesli bir şekilde nefes vermişti. Ne oluyordu bu insanlara? Neyin nesiydi bu yoğun ilgi? Resmen odadan çıkmasın diye gözün içine bakıyorlardı. Ara ara Çağrı ve Rıdvan dışarı çıkıyor, ardından düşünceli bir şekilde geri dönüyorlardı. Senem defalarca kez Buse ve halasına Siyabent'i sormuş ama hep geçiştirilmişti. Ya uyuyor, ya işi çıktı, ya trafiğe takıldı gibi saçma sapan ve tutarsız cevaplar alıyordu. Birkaç kere çaktırmadan aradıysa da telefon kapalıydı. Buse telefonu alıp saklayınca en sonunda odadaki kimseyi umursamadan konuştu. Of, yeter, biri bana ne olduğunu anlatacak mı artık? Tam Deniz konuşacakken, Deniz lütfen, belli işte bir şey var, şakaya vurmaya çalışma. Bacım bir şey yok, merak etme. Siyabent nerede peki? Böyle bir anda beni yalnız bırakmaz o. Bir şey oldu ve siz beni oyalıyorsunuz şu an. Rıdvan o sırada telefonla birini aramış ve Senem'in duymadığı birkaç cümle kurmuştu. Nazlı'nın gözünden düşen bir damla yaşla daha da gerilen Senem, Buse'nin elini tutmaya çalışmasıyla öfkeyle itti elini. Siyabent nerede dedim? Telefonumu verin ya, Allah kahretsin, ne oldu? Ve o an kapı tekrar açılıp içeri giren adamla derin bir nefes aldı. Kimseyi umursamadan hızla gidip sarıldı. Ve beline dolanan kollarla tekrar nefes aldığını hissetti. Onlar bu anı paylaşırken odadaki herkes dışarı çıkmıştı. Kapanan kapıyla Senem geri çekilmiş ve o an fark etmişti. Kaşları çatılmış ve korkarak kekelemişti. Sen ne oldu böyle? Ne bu halin? Siyabet o an kafasını başka bir şeyle doldurursa daha iyi olacağını düşünmüş ve yalan olmayan bir şey söylemişti. Güzelim sakin ol, bir şey yok. Vedat'la kapıştık sadece. Ne? Ne zorunuz vardı acaba? Bir de utanmadan söylüyorsun ya. Çocuk musun sen? Şu yüzün haline bak. Nazlı ve Vedat beraberlermiş. Düşünebiliyor musun? Kardeşimi öperken gördüm.
Selam'ın gözlerini kaçırmasıyla onun da haberdar olduğunu anladı. Biliyordun değil mi? O yüzden konağa döndüğüm gün öyle söyledin. Haberim vardı. Senem sanki onu duymuyordu. Elleri patlayan kaşına gitti. Acıtmaktan korkar gibi dokundu. Yüzünü buruşturmasıyla canının yandığını düşünüp bu kez dudağının kenarındaki yaraya dokundu. Bilinçsiz bir şekilde gözünden yaşlar akmaya başladı. Siyabent dudağına dokunan eli tutup avuç içlerine bir öpücük bıraktı. Dudağındaki ufacık yara için ağlayan bu kıza babasının kaza yaptığını nasıl söylerdi ki? Hastaneye gelince ilk iş doktor Metin Bey'i aramış, durumu anlatmıştı. Doktor kesinlikle haberi olmaması gerektiğini bilirse fenalaşabileceğini söylemişti. Siyabent konuyu değiştirmek adına ellerini tutup dün ben gittikten sonra ne yaptın? Arkadaşım aradı, konuştuk biraz. Nasıl bir arkadaş bu? Senem çaktırmadan gülüp iyi bir arkadaş canım, neden? Senem, ne demek istediğimi biliyorsun güzelim, uzatma da söyle. Kızma. Nereden arkadaşın? Merak ediyorum. Sen gerçekten normal değilsin ya. Evet kız. Adı da Viyan. Doktor olur kendisi. Mardin'de yaşıyor. Oralı aynı zamanda. İstanbul'da okuduğum bir senede tanıştık ve arkadaş olduk. Yeterince bilgi sahibi oldun sanırım. Normal değilim ama sen de böyle seviyorsun güzelim. Tanışırız inşallah bir gün şu arkadaşınla. Bakalım İstanbul'da neler yapmışsın. Tanışırsın bir gün. Senem üzerindeki ameliyat önlüğüne baktı. Kim derdi ki hiç tanımadığı bir kardeşi için bu duruma düşeceğini? Saat 9 olmuş, Doktor Metin Bey her şeyin hazır olduğunu, 10 dakikaya ameliyata başlayacaklarını söyleyip Zülal'e bakmaya gitmişti. Garip bir şeyler vardı ama anlamıyordu. Tamam, Nazlı'nın hareketlerinin sebebi Vedat'tı. Peki ya diğerleri? Halası neden bu kadar üzgündü? Babası ya da karısını da hiç görmemişti. Belki de kızına gitti dediği içinden. Oysa babasının verdiği yaşam savaşından bir haberdi. Hiç istemese de hemşirenin getirdiği tekerlekli sandalyeye oturdu ve odadan çıkmasıyla herkes ayaklandı. Ortak heyecan var mı? Çağrı abartma, ne heyecanı? Savaşa gitmiyorum ya, basit bir işlem bu. Senem ölürsen hisselerin bana mı geçiyor şimdi? Deniz'in sözleriyle gülüp yanıtladı. Canım olur da ölürsem batarsınız. Unuttun mu? Milyon dolarlık proje bende ve bitirmedim. Dua et ölmeyeyim. Yoksa Burcu ile evlilik hayal olur deyip göz kırptı. Tek tek herkesle sarılıp öpüştü ve o kapının önünde herkese son bir kez bakıp içeri alındı. Ameliyathanenin ağır kokusu başını ağrıtmıştı ama o şu an sadece Zülal'e bakıyordu. Bir masada Zülal yatarken diğeri kendisi için hazırlanmıştı. Masaya çıkıp yatmasıyla Zülal kendisine dönmüş ve gülmüştü. Yavaşça elini ablasına uzattı ve tutmasını bekledi. Senem o eli tutup biraz sıktı. Bu yanındayım demekti. Doktorun talimatıyla narkoz verilmiş. Ondan geriye sayım başlamıştı. Senem o an elinde hissettiği baskıyla başını çevirip eline baktı. Gözlerini kapatmadan önce gördüğü son şey elini tutan Zülal'in eliydi. Siyabent ne yapacağını bilmez bir şekilde ameliyathane önünde bir ileri bir geri dönüp duruyordu. Ali'nin başında Rıdvan ve Çağrı vardı. Az evvel abisi aramış, durumun kritik olduğunu söylemişti. 2 saattir ameliyattaydı. 2 kez kalbi durmuş, yoğun uğraşlar sonucu tekrar hayata dönmüştü. Senem bu durumu öğrendiğinde nasıl karşılayacaktı? Her ne kadar nefret ediyorum ondan dese de babasıydı onun. Sari Hanım ve Feyruz Hanım durmadan dualar okuyor, sağ salim kurtulmalarını diliyorlardı. Senem'den gereken ilik alınmış, Zülal'in nakil işlemi başlamıştı. Doktor Metin itinayla hassas davranıyordu. Ve sonunda nakil işlemi bitmiş, rahat bir nefes almıştı. Her şey sorunsuz ilerlerken beklenmeyen bir şey oldu. Önce Senem'in kalp atışları hızlandı, ardından Zülal fenalaştı. Hocam, ablanın kalp ritmini yavaşlatamıyoruz. Hocam çok yüksek. Zülal de kötüleşiyor hocam. Bir şey söyleyin. Doktor Metin yanındaki hemşireye yönelip hemen Kenan Bey'e haber ver. Acil olarak buraya gelmeli. Siz Zülal'e adropin verin. Hemşire koşarak kapıya yöneldi. Kapının açılmasıyla Siyabent ve yanındakilerin bakışı oraya dönmüş. Daha ağızlarını açmadan hemşire koşarak gitmişti. Bir şey oluyor içeride. Siyabent sakin ol, yoktur bir şey. Hüseyin'in sözleriyle tam ona dönmüşken az evvel giden hemşire yanındaki adama bir şeyler anlatıyordu. Tam yanlarından geçerken Siyabent'in duydukları canını yakmaya yetmişti. Bir anda oldu hocam. 2 kardeş de aynı anda fenalaştı. Ablanın kalp atışları çok hızlı. O an başka bir şey duymadı kulakları. Etrafında konuşan insanlar vardı ama sadece uğultu geliyordu kulaklarına. Abisiyle son konuşmasında Ali'nin de fenalaştığını öğrenmişti.
Geri geri birkaç adım atabildi zorlukla. Duvara çarpmasıyla yere çökmesi bir oldu. Gözlerini kapattı ve onu gördü. Ona bağırdığı zamanları, babası için sarılıp ağladığı anlar, ona sarılması, hepsi gözünün önünden geçerken omzunda hissettiği elle koptu o dünyadan. Siyahbent kardeşim, yapma böyle. Senem güçlü bir kız, pes etmez. Odaya 5 dakika geç geldin diye canımızı okudu. Birazdan çıkacak ve seni böyle yıkılmış görürse vay halimize. Ortağımla aramı bozacaksın sen? Deniz'in dili bunları söylerken o da çok korkuyordu. Siyahbent yavaşça ayağa kalktı, omzundaki eli tutunarak. Haklıydı Deniz, o güçlüydü. Beklemeye başladılar. Hocam, ablanın durumu ciddileşiyor. Hemen müdahale et Kenan. Sen Zülal'i kontrol altında tut, çabuk. Uzun bir uğraş sonunda Senem'in kalp atışları normale döndü ve sakinlemişlerdi. Şarda ise Siyahbent çalan telefonu açıp kulağını götürünce haberi almış oldu. Ali Çağlayan gözlerini hayata yummuştu. Bir baba can verdiği an iki kızı hayat bulmuştu. Bu sırada ameliyathanenin kapısı açılmış ve Doktor Metin ve yanındaki diğer doktor dışarı çıkmışlardı. Herkes kapıya yöneldi. Senem nasıl? İkisi de iyi değil mi? Merak etmeyin, şu an iyiler. Bizi biraz korkuttular ama geçti. Bu kez diğer doktor söze girdi. İkisi de çok inatçı hocam. Bir an ben bile korktum. Derin bir nefes aldı içine Siyahbent. Bu kez Sare Hanım konuştu. Ne zaman görebiliriz peki? Zülal bir süre daha yoğun bakımda olacak. Nakil yapıldı. Evet ama uyum süreci var. Senem birazdan odaya alınır. Tahmini birkaç saat uyuyacaktır. Uyanınca görebilirsiniz. Tam dönüp giderken durdu ve devam etti. İçerideyken haber geldi. Başınız sağ olsun. Zülal bu süreçte bunu öğrenmemeli. Senem için endişe ettiğinizi biliyorum ama Zülal'i de düşünün. Şu an kimsesi yok Senem'den başka. O nasıl laf doktor? Zülal de kızımız bizim. Doktor Metin Feyruz Hanım'a minnetle bakıp arkasını döndü. O sırada içeriden önce Zülal, ardından Senem çıkarıldı. Asansöre gidilirken onu izledi bir süre Siyahbent. Elalarına vurgun olduğu kız bitkin bir şekilde yatıyordu. Beyni işlevini yitirmek üzereydi. Nasıl söylenirdi ki bu? Ne diyecekti? Nefret ettiğin baban artık yok mu? Onaylamazca başını salladı. Önce bir uyansın dedi içinden. Bir şekilde söyleyecekti. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.